Merhaba dostlarım. Yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Selamun aleyküm. Benim adım Mustafa. Size Kastamonu'ya bağlı Karabucak köyünden yazıyorum. Köyümüz gerçekten de adını taşıyan bir köydür. Bana çocukluğumdan beri sanki köyümüzün tam tepesine çökmüş bir karabasan varmış gibi gelir. Karabucak köyü eski zamanlardan şimdiye kadar süren, hep kara olaylarla anılmış olan bir köy. Burada annemle, babamla beraber yaşıyorum. Dindar bir aileden geliyorum. Bunun sebebi ise babamın köyümüzün hocalarını yapması. Kendisi imam değil ama bir imam kadar bilgili, bir hoca kadar tecrübeli bir adamdır. Çok sert, dediğim dediktir. Köyümüz Karadeniz bölgesinde olduğundan sık ormanlık alanda ve genelde basık, kasvetli bir havaya sahiptir. Babam, köyde bu sert mizacına rağmen çok sevilen, saygı duyulan bir adamdır. Bunun sebebi ise yanına gelen hiç kimseyi geri çevirmemiş, insanlara her zaman maddi manevi yardımcı olmuştur. Köyde cenaze olduğunda oraya katılıp dua etmesi istenir. Eğer birisi kurbanlık kesecek olursa gelip babamdan hayır duasını alır. Ya da birilerinin başı sıkışsa, bir iş yapacak olsa gelir babama danışır. Burada ailemizden biz hariç pek kimse kalmadı. İki dedem ve iki ninem de ben küçük yaşlardayken rahmetli oldular. Babamın küçüğü olan amcam da kalp krizinden öldü. Amcam ölünce babam iki yeğenini ve yengemi himayesine aldı. Onların maddi manevi ne ihtiyacı varsa babam karşılamaya başladı. Babam, amcamın iki oğlunu bir günden bir güne benden ayırmadı. Onlara bir baba gibi yaklaştı. Amcamın çocukları olan Hamza benden bir yaş büyük. Hakan da benimle yaşıttı. Üçümüz öz kardeş gibi büyüdük. Zaten akran olduğumuz için çok iyi anlaşıyorduk. Birbirimize çok bağlıydık. Aslında aile bizim için her şeydi. Zaten aileden geriye pek fazla kimse de kalmadı. 18 yaşımı bastığım seneydi. Yağmurlu bir kış ayında hafta sonu evdeydim. Bu yağmura rağmen evimize babam bir ahbabı onu ziyarete geldi. Bu adam geldiğinde babam onu salonda buyur etti ve arkalarından kapıyı kapattı. İçeride kısık sesle bir şeyler konuşmaya başladılar. Ama babam öyle kolay kolay arkasından kapıyı kapatıp gizli gizli konuşmazdı. Belli ki bize duyurmak istemedikleri bir konu vardı. Köyden ve civar yerlerden babamı tanıyan, saygı duyan insanlar onun fikirlerine her zaman ihtiyaç duymuşlardır. Ama yine de konuşulanları duyardık. Hal böyle olunca ben de ne konuştuklarını merak etmiştim. Kapı arkasında onları dinlemeye başladım. Oturdukları koltuk salonun köşesinde kapıya en uzak noktada olduğu için ne konuştuklarını pek duyamadım. Dinlemekten vazgeçip meraklı bir şekilde evde dolandım. Sonra da mutfağa su içmeye gittim. Annem içeride çay demliyordu. İşte şimdi içeri gitmek için bahane bulmuştum. Anneme sen zahmet etme ben çayları götürürüm dedim. İki çayı küçük bir tepsiye koydum. Kapıyı çalmadan salona girdim. İçeri girdiğimde babam eline bir kağıt sallayarak karşısındaki arkadaşıyla hararetli bir şeyler konuşuyordu. Babam geldiğimi görünce apar topar kağıdı saklamaya çalıştı. Birden destursuz girince oğlum kapıyı çalsana diye beni azarladı. Ben de vakit kazanmak için belki benim yanında bir şeyler konuşurlar da laf alırım diye ağır ağır hareket ettim. Babam beni azarladıktan sonra bana çaktırmamak için şifreli bir şekilde konuştu. Ama adam ağzından şu cümleyi kaçırdı. Ne diyorsun şimdi hocam? Gidip paramı geri mi alayım? Peki harita nerede derse ne diyeyim dedi. Babam önce bana sonra da arkadaşına baktı ve konuşup konuşmam arasında tereddüt etmiş gibi göründü. Gayet ciddi bir şekilde hoca el koydu de kimse böyle safsatalarla uğraşıp köye uğursuzluk getirmesin. Kağıdı da geri vermiyorum. Aynen böyle söyle o şarlatana. Zamanında çektiklerimiz yetmiyormuş gibi bir de bununla mı uğraşacağız? Eskiden yaşadığımız belalar tekrar başımıza mı gelsin dedi. Babam laf dinlediğimi fark edince sen işine bak. Biz burada önemli bir şey konuşuyoruz deyip beni odadan gönderdi. Babamın o şarlatan dediği adam hemen karşı köyümüzdeki Eşref denen bir hoca. Genelde ona cinci Eşref derler. Bu adam hep büyü, muska, tılsım gibi işlerle uğraşan, milletin parasını yiyen, dini duygularını sömüren, meymenetsiz herifin teki. Babam da ezelden beri bu adamdan hiç haz etmez. O yüzden onun adını duyunca sinirlendi. Aynı zamanda babamla Eşref hocanın gençlik yıllarından kalma husumetleri de vardı. Yıllar önce amcam sağken aralarına geçen olayları şöyle anlatmıştı. Bu cinci Eşref'le baban aynı hocadan eğitim aldılar. Kur'an'ı ve Arapçayı birlikte öğrendiler. Bu
Bu Eşref, baban gibi doğru yol değildi. Kolay yoldan, insanları sömürmeyi seçti. Ne kadar uğursuzluk varsa zamanda hep bizim köye bela etti. Onun bunu yapması için çanak tutanlar da tabii ki köydekiler. Kadınlar bir tür rahat durmadı. Birbirlerini çekemeyen kadınlar. Karısını aldatan kocalar. Gizli saklı yapılan işler. Beddualarla yapılan muskalar derken Eşref'in bir eli bizim köyde oldu. Zamanında Eşref'e bizim köyden gidip gelen çok olduğu için bir ara çok konuşuldu. Baban da onun bu yaptıklarını duyunca Eşref'i iyice bilendi. Bir gün babanla evde oturuyorduk. Daha deden rahmetli olmamıştı. Deden, ben, Mahmut abim üçümüz beraber evde oturmuş, kendi aramızda sohbet ediyorduk. O sırada kapı çaldı. Dışarıdan feryat figan sesler de geliyordu. Biz apar topar kapıya çıktık. Sanki birisi dışarıda boğazlanıyormuş gibiydi sesler. Kapının önüne çıktığımızda, akşam vakti, karşı komşum Selim abi, karısıyla beraber kızları Hatice'yi zar zor zapt ediyorlardı. Kız çığlıklar atıyor, göz dönmüş bir şekilde annesine babasını saldırmaya çalışıyordu. Ama görmen lazım. Kız delirmiş gibi hareketler yapıyordu. Göz dönmüştü sanki. Annesini babasını öldürmek istiyor gibi görünüyordu. Biz de tabii onları görünce önce bir şok olduk. Birkaç saniye olduğumuz yerde kala kaldık. Sonra müdahale edip hep beraber kızı zapt etmeye çalıştık. Çok güçlüydü. Orada 5 kişi kızı zor tuttuk. Onu içeri götürdük. Mecburen sağa sola saldırmasın diye ellerini, ayaklarını bağlayıp sandalyeye oturttuk. Sürekli bağırıyor, çığlıklar atıyordu. Baban yapacak bir şey bulamayınca Selim abinin rızasını alarak kızın ağzını bağladı. Annesiyle babası perişan olmuş haldeydiler. Babası nefes nefese rahmetli dedene işin aslını aslarını anlatmaya başlayınca duyduklarımıza inanamadık. Hatice'yi daha 4 gün önce köyün muhtarı Hakkı emmi oğlu için Hatice'yi istemiş. Kızın da gönlü varmış. Selim abi de Hatice'yi vermiş. Kız da mutluymuş. Evde de her şey yolundaymış. Ama 2 gün önce annesi Durdanı teyze Hatice'ye de bazı sıkıntılar fark etmeye başlamış. Kendi kendine abuk sabuk konuşuyor. Geceleri uyur gezerlik yapmaya başlamış. Bunlar yatağında uyurken Hatice pat diye odalarına dalıp annesinin yatağı başında kıpırdamadan bekliyormuş. Durdanı teyze de gece sıkışıp tuvalete kalkacağında gözlerini açıp bir bakmış ki Hatice yatağın başında durmuş. Gözlerini kırpmadan onlara öylece bakıyor. Annesi öyle görünce tabii korkuyla birden çığlığı basmış. Selim abi de uyanıp kızını öyle görünce şok olmuş. Kızım sen ne yapıyorsun bu saatte burada deyince Hatice o an kendine geliyor. Bilmiyorum ben buraya nasıl geldiğimi hatırlamıyorum diyor. Sonra hiçbir şey olmamış gibi arkasını dönüp odasına gidip yatıyor. Selim abi de kalkıp kızının başucunda belki rahatlar diye dua okuyor. O gece Hatice uyumuş ve Selim abi de sabaha kadar başında beklemiş. Bir gün önce böyle bir olay olduğu için annesi babası gece uyumuyor. Hatice odasında uyurken kızlarını kontrol etmek için gece kalktıklarında Hatice salonun ortasında karanlıkta tek başına dikilmiş öylece hareketsiz duruyor. Selim abi onu öyle görünce korkup titreyen sesiyle Bismillah bu kıza ne oluyor Durdane yanına git bir bak diyor. Durdane teyze kızının kolundan tutup kızım ne yapıyorsun karanlıkta tek başına uyku mu tutmadı yoksa diyor. Hatice annesinin onu rahatsız etmesiyle gözlerini açıp uyanıyor. Ama oraya nasıl geldiğini, ne yaptığını hatırlamıyorum diyor. Selim abi bunları anlatırken Hatice'nin konuşması, hareketleri, hatta gözleri bile bir değişik geldi bana dedi. Annesiyle konuşmak için gözlerini açtığında sanki bir katilin gözlerine bakıyormuşum gibi hissettim dedi. Selim abi bir telsik olduğunu anlamaya başlarken Hatice durduk yere çığlığı basmış. Annesiyle babası daha neye uğradığını anlayamadan Hatice o çığlıklar içinde oradan oraya koşmaya başlamış. Koşarken sürekli başını duvarlara vurup ''Yeter, bırak beni, sus artık'' diye bağırmış. Kızlarının gözlerinin önüne cinnet geçirdiğini görünce koşup onu zapt etmeye çalışmışlar. Bu sefer Selim abi onu tutmaya çalışırken Hatice kurtulup babasına saldırmış. Zaten adamcağız geldiğinde yüzü gözü morluklar içindeydi. Durdanı teyze de kocasını kurtarayım derken o da kızın zulmüne uğrayıp dayak yemiş. İkisi bir oğlu. En sonunda Hatice'yi bir şekilde zapt edip buraya getirmişler. Selim abi buraya kadar dinledikten sonra Mahmut abim ayağa kalktı. Müsaade isteyip Hatice'nin ağzındaki bağı çözdü. Önce bir besmele çekti. Sonra da Hatice ile sakin sakin konuşmaya çalıştı. Neyin var? Ne oldu? Niye böyle davranıyorsun dedi. Ama cevap alamadı.
Hatice o sırada sandalyede ellerini kollarını açmaya çalışıyordu. Açamayınca daha da sinirleniyordu. Abim Hatice ile konuşmaya çalıştığında gözlerini dikip ona nefretle baktı. Her an abime saldıracakmış gibiydi. Abim de besmele çektikten sonra kızın bakışlarını aldırmayıp dua okumaya başladı. Uzun uzun ayetel kürsü okudu. Bir sıkıntı var mı diye hem yokluyor hem de bir yandan kız rahat etsin diye onu okuyordu. Ağam okurken Hatice konuşacak gibi oldu. Birden küfürler etmeye, bağırmaya başladı. Hepinizi yakacağım. Hepiniz gece uykunuzda karşıma titreyeceksiniz diyordu. O an anladı ki kızı cinler musallat olmuş. Ona bunları söyleten kendisine musallat olanlardı. Abim Selim abiye bu böyle olmayacak. Kalkın karşı köye gidiyoruz. Onu iyi etse Hasan Hoca iyi eder. Başka türlü olmaz. Bu kızı cinler musallat olmuş. Ben bir şey yapamam deyince hepimiz apar topar kalktık. Selim abiyle abim ve ben üçümüz kızı arabaya bindirip karşı köye gittik. Hasan Hoca'nın yanına vardığımızda saat de artık geç olduğu için abim önden mevzuyu anlattı ve kızı gösterdi. Hasan Hoca da bizi içeri buyur ettiğinde evin salonuna geçip oturduk. Hasan Hoca kızı görür görmez durumu anladı zaten. Sonrasında Arapça bir şeyler okumaya başladı. O bunları yaptıktan sonra kız konuşmaya başladı. Beni Eşref gönderdi. Bu kız evlenmeyecek, mutlu olmayacak. O adam başkasına ait gibi saçma sapan laflar etti. Hasan Hoca anladı ki kızın evleneceği çocuğu seven ama duygularını karşılık alamayan bizim köyden bir kız oğlanın evleneceğini duyunca Eşref Hoca'nın yanına gitmiş. Bu şerefsiz Eşref Hoca da para karşılığı babasını bile satacağı için Hatice bu cinliği musallat etmiş. Kızı delirtip düğüne mani olmak istemişler. Neyse ki Hasan Hoca kızı uzun uğraşlar sonra sabaha karşı musallattan kurtardı. Bu musibette de öğrenmiş olduk ki Eşref Hoca böyle işlere girişmiş. O saatten sonra Hasan Hoca bu cinci Eşref'i düşman belledi. Abimle olan husumetleri de başlamış oldu. Hatice musallattan kurtulduktan sonra Selim abi ve Hatice Hasan Hoca'nın elini öptü ve evlerinden ayrıldık. Köye geri döndük. Onlar da evlerine gittiler. O gün bugündür ne zaman bu tür sıkıntılar olsa her taşın altından bu Eşref Hoca çıkmaya başladı. İşte o zamandan beri abimle Eşref Hoca'nın arasındaki bu düşmanlık hiç bitmedi. Hatice'nin olayı babanın Hasan Hoca gibi insanlara hocalık etmeye karar vermesine sebep oldu. Zamanında amcam bunları anlattığında Eşref Hoca'nın ne mal olduğunu anlamıştım. İşte bugün bu meselenin altında da o çıkınca aslında pek şaşırmadım. Babam da şaşırmadı. Adamın Eşref Hoca'dan satın aldığı haritada babamın elini salladığı kağıttı işte. Eşref Hoca babamdan korktuğu için bizim köye gelemediğinden eline geçen haritayı paraya çevirmiş aklınca. Babamın elinde o haritayı görüp konuşulanları da anlayınca evden çıktım. Rahmetli amcamın oğulları Hakan ve Hamza'ya gittim. Onları her zaman köyün ilerisindeki çocukluğumuzdan beri top oynadığımız boş arazinin orada buldum. Onlara bugünkü olanları, harita olayını anlattım. Hamza'ya dedim ki, oğlum babamın elinde bir harita var. Ben böyle söyleyince Hamza da bana, bize ne bundan dedi. Ben de saf olmayın oğlum. Eğer harita varsa define de vardır dedim. Tabii ben define deyince ikisinin gözleri açıldı. Hamza bana, nerede şimdi bu harita? Hani getirmedim yanında dedi. Hayır, dedim ya babamın elinde. Kesin haritayı evde bir yere saklamıştır. Biz de onu alıp haritayı çözdük mü gelsin altınlar dedim. İkisi de define olayını duyunca hemen atıldılar. Babamın haritayı evde bir yerde sakladığını düşünüyordum. Evde, annemin de babamın da olmadığı zamanı kollamaya başladım. Birkaç gün sonra köyde bir düğün olacağını öğrendim. Annemle babamın o düğüne gitmesiyle çocukları çağırdım. Üçümüz evi aramaya başladık. Aradık, taradık ve haritayı babamın odasında masasındaki kağıtların arasında bulduk. Onu alıp evden çıktık. Çocuklarla beraber evden çıktığımız gibi haritaya bakmaya başladık. Harita bizim köydeki bahçelerin olduğu bölgeyi gösteriyordu. İşaretlerin nereye gösterdiğini çözdükten sonra haritayı iyice ezberleyip bulduğum yere geri koydum. Ne olur ne olmaz babam onun yokluğunu fark ederse büyük sıkıntı olurdu. Harita yerine koyduktan sonra gece oraya gitmek için sözleştik. Gece olunca annemlerin uyku saatine yakın yatağıma gidip uyumuş numarası yaptım. Annemlerin uykuya dalmasını beklediğim sırada gerçekten de uyuyakalmıştım. Uykuya daldığım anlarda derinden derinden gelen, sürekli aynı tonla çıkan bir ses beni uyandırdı. Sersem gibi etrafa baktım. Pencereden tık tık diye sesler geliyordu. Birisi pencere taşlar atıyordu. Ben de eyvah çocukları unuttum. Uyuyakalmışım diye aceleyle yataktan kalkıp
Pencereden baktım. Muhtemelen taşları bizim çocuklar beni uyandırmak için atıyordu. Böyle düşünüp pencereden baktığımda dışarıda kimseyi göremedim. Ama hala kuzenlerimin geleceğini düşündüğüm için birkaç kez kısık sesle ıslık çaldım. Karşıdan bir cevap geldi. Aynı şekilde bir ıslık çalmıştı. Ama hala ortalıkta bizimkiler yoktu. Belki de babam ya da annem görür diye saklandıklarını düşündüm. Üzerime bir şey alıp dışarı çıktım. Hava da bayağı soğuktu. Evin bahçesindeydim. Gözlerim çocukları arıyordu ama hiçbir ortalıkta yoktu. Acaba ben çıkmayınca yavaştan önden mi gittiler diye düşündüm. Peşlerinden yürümeye başladım. Neredeyse bahçeden oraya varmıştım. Haritada definin yerini gösterildiği yere varmak üzereydim. Ağaçların sık olduğu tarafa geldiğimde tekrar bir ıslık sesi duydum. Bu ıslık sesi bizimkilerden gelmiş olmalıydı. Yine de birden ses duyunca içimde bir korku hissi oluştu. Sonuçta gecenin bir yarısı karanlık olan orman tarafındaydım. İnsanın başına her türlü şey gelebilirdi. Etrafa bakındığımda bizimkiler yine yoktu. Ben de tabii ki onlardır diye düşünerek ıslık geldiği yöne doğru hızlı adımlarla yürümeye başladım. Ormanın içine girdiğimde ıslık seslerinin olduğu yere gelmiştim ama ortalıkta hala bizimkiler yoktu. Kimseyi göremeyince neredesiniz? Çıkın ortaya. Kimi kandırıyorsunuz siz? Korkmuyorum. Hadi çıkın diye söylendim. Gerçekten de ortaya çıktılar. Ama bunlar beklediğim kişiler değildi. Ortaya çıkanlar birkaç tane cinli mahluktu. Bir anda karanlığın içinden bir karabasan gibi belirdiler. Dördü birden orada durmuş bana bakıyorlardı. Onları gördüğüm an korkudan olduğum yerde donakaldım. Bir süre sonra gerisin geriye koşmaya başladım. Tabi arkamı dönüp birkaç adım attıktan sonra onlardan birkaç tanesi daha karşıma çıkmıştı. Onlar karşıma çıkınca bu sefer sol tarafıma koşmaya başladım. Orada da karşıma çıktılar. Her yerde onlardan vardı. Sayıları 10 küsur olmuştu. O kadar korkunçlardı ki şoka girmiş bir şekilde olduğum yerde dönüp etrafındaki mahluklara bakmaya başladım. Allah'ım ne oluyor böyle? Ne güneşledim ben? Sizin burada ne işiniz var? Tövbe estağfurullah. Etrafım iyice sarıldı. Panik içindeydim. Halimi resmen keyifle izliyorlardı. Karanlığım ve ormanın ortasında ölüm sessizliği vardı. Hiçbirinden çıt çıkmıyordu. Bu belirsizlik insan daha da korkutuyordu. Çaresizce Hamzalara seslendim. Oğlum neredesiniz? Yardım edin. İmdat sesimi duyan yok mu diye bağırmaya başladım. Bağırmamı umursayım seni duymasına imkan yoktu. Avuçların içine düştüğümü biliyorlardı. Ne yapacağımı bilemiyordum. Cinli mahlukların çemberi içinde tek başınaydım. İstedikleri her an beni avuçların içine alabilirlerdi. Onları tutan hiçbir şey yoktu ve beni kurtaracak tek bir insan evladı da yoktu. Hala bağırmaya devam ediyordum. Onları görmekten daha fazla korktuğum şey ise hiçbir şey yapmadan öylece duruyor olmalarıydı. Ne istiyorsunuz benden? Allah rızası için bırakın beni gideyim. Ne olur beni bırakın. Ne günah işledim ben. Allah'ım sen yardım et. Kimse yok mu? Birisi bana yardım etsin diye sürekli bağırdım. Onların bu hiçbir şey yapmadan duran belirsizliği beni öldürüyordu. Korkudan düşüp bayılacak raddeye gelmiştim. İşlerinin hangisi bana saldırmayı yeltenecek diye kontrol ediyordum. Alttan alttan tık tık diye sesler duyuldu. Bu da ne diye sesin geldiği yere bakmaya başladım. Sesler derinlerden, sanki uzaktan uzaktan geliyordu. Bu seste ne? Yoksa onlardan daha fazlası mı geliyordu? Ben ne yapacağım şimdi diye düşünürken derin bir nefes aldım. Gözlerimi açtım. Bunun bir rüya olduğunu anladığımda ağlamaya başladım. Allah'ım sana şükürler olsun. Rüyaymış dedim. Resmen dejavu yaşıyordum. Az önce rüyamda gördüğüm şey gerçekleşiyordu. Pencereme tık tık diye küçük küçük taşlar atıldı. İlk önce korktum. Yerimden kalkıp gitmeye cesaret edemedim. Ama taşlar gelmeye devam edince ayağa kalktım. Dışarıdan Mustafa, Mustafa diye kısık bir sesle Hamza'nın bağırdığını duyunca koştur koştur pencereye gittim. Aşağı baktığımda iki kuzenim de pencerenin altına gelmişlerdi. Bana, oğlum gelsene, nerede kaldın? Bir saattir seni burada bekliyoruz dediler. Bir dakika, bekleyin, geliyorum diye işaret yapıp evden çıktım. Yanlarına gittiğimde suratımdaki o donuk ifadeyi gördüklerinde oğlum ne oldu sana? Yüzüm bembeyaz olmuş. Neredesin sen? Donduk burada. Haritayı aldın mı yanına dediler. Hayır. Haritayı almadım ama hepsi aklımda. Merak etmeyin. Babam bulur falan diye ezberleyip yerine geri koydum dedim. Onları birkaç dakika bekletip eve geri döndüm. Aşağıdaki hurdalıktan iki kürek bulup onları aldım ve beraber ormana doğru yürümeye başladım. Biz yürürken
Yolda çocukların konuştuğu hiçbir şey kafam basmıyordu. Aklım hala gördüğüm o kabustaydı. Gördüklerim gerçek gibiydi. Sanki şu anları biraz önce o cinli mahluklarla yaşamıştım. Dejavu yaşıyordum. Bu durgun halimi gören Hamza, "Ne oluyor oğlum sana? Ne oldu?" Bu suratın şeklinde böyle diye sorunca onun rüyamda gördüklerimden bahsettim. O da gülmeye başladı. "Annenleri uyuyacağım diye kandırırken uyuya mı kaldın? Ne işleri var cinlilerin burada? Biz gidip efendi efendi definimizi bulacağız. Zengin olup geri geleceğiz. Allah'ın izniyle. Böyle kötü kötü şeyleri çağırmayın. Başımıza uğursuzluk çekmeyin. Hayırlı konuşun," dedi. Ben de, "Tabii sen görmedin onları. Ne kadar korkunç olduklarını görsen dudağın uçuklardı. Oğlum, gerçekten etkilendim. Çok kötü anlardı. Yaşayan bilir," dedim. Artık ormanın girişine gelmiştik. Tıpkı rüyamda gördüğüm o noktadaydık. Haritada gösterilen yere göre şu anki olduğumuz yerden sol çapraz tarafa doğru yürümemiz gerektiğini hatırlıyorum. Beraber ormanın içine girdik. Ağaçların arasına karıştık. Yaklaşık 10-15 dakika kadar yürüdük. Hava bayağı soğumuştu. Kürekler belimizde. Etrafa baka baka ormanın içinde definenin olması gerektiği yere kadar geldik. İşte burayı kazacağız diye işaret ettim. Kürekleri yere bıraktık. Kim kalsın, kim etrafa baksın diye aramızda konuşup kararlaştırdık. Önce benle Hamza kazmaya başladık. Hakan da etrafa bakacaktı. Biz kazmaya dalmışken aradan 20 dakika kadar bir zaman geçti. Neredeyse defineye ulaşmak üzereydik. Ben kazmaya devam ederken Hamza birden, "Oğlum, bulduk galiba. Küreğe bir şey çarptı," dedi. Hemen kürekleri bırakıp çukurun içine atladık. Hamza'nın küreğin çarptığı şeye baktığımızda elimize küçük bir sandığın köşesi geldi. Sevinçle, "Oğlum bulduk bulduk," diye haykırırken ters giden bir şey vardı. Biz sandığa ulaşmak için ellerimizi toprağa işledikçe sandık daha da derine gidiyordu. Sanki birisi alttan tutup kendini çekiyormuş gibiydi. Hamza ile ikimiz birden hızla işlemeye devam ettik. Ama nafile. Gittikçe uzaklaşıyordu sandık. "Bu böyle olmayacak," deyip Hakan'a "Küreği uzat," diye seslendim. İkimiz bir elden küreklerle sandığa ulaşmaya çalıştık. Ama aksilikler ve griplikler devam etti. Küreği sandığa her yaklaştırdığımda değişik bir ses yükselmeye başladı. "Hamza, sen de duydun mu?" dedi. O anda ikimiz göz göze geldik. İkimizin de gözlerinde aynı korku ifadesi vardı. Bu sesler bir çığlık sesiydi ve toprağın altından geliyordu. Tövbe bismillah diyerek çukurdan çıkmaya çalışıyordu. İşte o sırada Hakan yukarıdan "Geliyorlar, geliyorlar," diye bağırdı. Kafamızı çevirip baktığımızda Hakan korkuyla bağırarak ormanın içine doğru koşuyordu. "Oğlum nereye gidiyorsun? Dur," diye arkasından bağırdım ama biz hiçbir şekilde duymamıştı. Şeytan görmüş gibi kaçıyordu. Aceleyle oradan çıkıp Hakan'ın peşine gidecektim. Ama arkamı dönüp baktığımda Hamza tekrar çukura girmiş, sandığı çekiştiriyordu. "Oğlum ne yapıyorsun? Bırak şu Allah'ın belası sandığı. Kardeşin ne halde? Görmedim mi desem de beni umursamadı bile. Gözlerine paradan başka bir şey yoktu. Kardeşin umursamadı bile. Nasıl böyle bir şey yaparsın?" diyecektim ama o an kendime hiç yakışmayan bir şey yaptım. Ben de onu umursamayıp atladım çukurun içine. Telaşla bir yandan sandığı alıp bir yandan da çukurdan çıkmaya çalıştık. Defineyi bulmanın hırsı bizi kör etmişti. Asla sandıktan vazgeçemedik. Ben önden çıkıp elimi uzattım. Hamza da sandığı alıp yukarı çıktı. Yukarı çıktığımızda gözlerime inanamadım. Tam karşı tarafımızda rüyamda gördüğüm o cinli mahluklar geliyordu. Yaklaşık 6-7 tane vardı. "Oğlum," dedim size işte. "Ben gördüm onları. Bana işaret vermişler. Bizi uyarmışlar. Allah'ım sen koru ya Rabbim," diye bağırmaya başladım. Onları görür görmez Hamza "Kaç çabuk," diye bağırdı. Ama yine de sandığı bırakamadık. Karşımızda bir insanın asla görmek istemeyeceği türden bir sürü mahluk vardı. Karanlık ormanın içinde öyle görünüyorlardı ki gecenin ortasında bir gölge gibiydiler. Bir süre öyle baka kaldıktan sonra Hamza'yı sarsıp tokatladım. Hipnoz olmuş gibi onlara bakıyordu. Onu silkeleyince ancak kendine geldi. İkimiz sandığı tutup koşmaya başladık. Peşimizde onca mahluk varken biz yine de aptal gibi sandıktan vazgeçemedik. İçindeki daha yüzünü bile görmediğimiz altınların hayali aklımızı karıştırmıştı. Onlardan kaçarken bizden biraz uzakta koşan Hakan'ın haykırışlarını duyuyorduk. Çocuk şoka girmişti. Korkudan ne yaptığını bilmiyor. Bağıra çağıra deli gibi orman içine koşturuyordu. İmdat diye bağırıyordu ama gittiğimiz yönde hiçbir şey yoktu. Sadece ormanlık alandı. Köye doğru gitmemiz gerekirken bunu yapamadık. Çünkü o mahluklar sanki oradan kaçacağımızı biliyorlarmış gibi
köye giden yolu kapatmışlardı. Gittikçe kapanı kısılıyordu. Bir yandan peşimizden gelen cinlilerden kaçıyoruz. Bir yandan da önümüze koşan Hakan'ı yakalamaya çalışıyorduk. Hamza'ya, sandığı atalım mı? Bizi yavaşlatıyor. Hakan'a yetişmemiz lazım diye bağırdım. Olmaz. Sandığı bırakamayız. Bunun için geldik buraya. Bu belanın içine de bu sandık yüzünden düştük. Bari çektiğimiz çile bir işe yarasın dedi. İkimiz de yaşadığımız çok ve zengin olma hırsı ile sağlıklı düşünemedik. Kendimize gelip mantıklı karar almamız gerekiyordu. Ama arkamızda neredeyse bize yetişmek üzere olan bir cinli sürüsü vardı. Neyin peşinde oldukları belliydi. Sanırım onların koruduğu bu altın dolu sandığı ellerinden almış olduk. Bilmeden cahilce hırslarla uyuyan kötülüğü uyandırmış olduk. Bağırışlarla koşan Hakan'ın sesi kesildi. Hamza, ses en son şu taraftan gel dedi. Eliyle biraz ilerideki ağaçların arkasını gösterdi. O tarafa doğru yöneldik. Artık o kadar yaklaşmışlardı ki bizi yakalamalarına ramak kalmıştı. Sandık bizi yavaşlatıyordu. Hamza'ya, ben bırakıyorum. Başka çaremiz yok. Yoksa yakalayacak bizi bu iblisler diye bağırdım. Ama o bırakmamaya direniyordu. Bırak şu Allah'ın belası sandığı. Altınlar mı kıymetli? Yoksa canımız mı diye bağırdım. Bu sözlerimden sonra istemeye istemeye bırakmak zorunda kaldı. Koşarken sandığı atıp kaçmaya devam ettik. Sandık geri düştüğünde ağzı açıldı ve içinden dökülen altınları görünce o an sanki içimden canımı söküp almışlar gibi üzüldüm. Peşimizdeki iblisler bizi bırakıp toprağa saçılan altınların etrafına üşüştüler. Onlarca mahluk gözleri dönmüş gibi dağılan altınları topluyorlardı. Yamyam gibiydiler. O an bizi ele geçirirlerse neler yapabileceklerinden korktum. İnsanın kanını donduracak bir görüntüydü. Gözlerinde bizdekin 10 katı hırs vardı. Bunlar altına insanlardan daha beter düşkünlermiş meğer. Onları öyle görünce hayretler içine bakı kaldık. Hamza'nın beni silkelemesiyle kendime geldim. Hadi ne duruyorsun? Kaçsana Mustafa dedi. Biz de bu fırsattan istifade ederek onlarla arayı açıp Hakan'ın sesini en son duyduğumuz yere doğru koştuk. Bir süre onu bulmanın telaşıyla etrafta dolandıktan sonra az ileride Hakan'ı gördük. Orada sık ağaçların arasında ayakta dikilmiş, hareketsiz ve sessizce boşluğa bakıyordu. Çocuk şoka girmişti. Hemen yanına gittik. Hamza kardeşinin omuzlarından tutarak ''Hakan iyi misin? Bak geldik buradayız. Kurtulacağız. Hadi kendine gel. Kaçmamız lazım.'' dedi. Hakan tepki vermiyordu. Put kesilmişti. ''Hakan, oğlum kendine gelsene. Bak gelecekler şimdi. Hadi kardeşim, hadi. Gitmemiz lazım.'' diyerek onu silkeledim. O iblislerin tekrar peşimize düşmelerinden korkuyorduk. Bir an önce saklanacak bir yer bulmamız gerekiyordu. Şimdi kaçamazsak belki de bir daha ellerinden kurtulamayacaktık. Ama Hakan tamamen şoka girmiş bir halde olduğu yerden kıpırdamıyordu. Ne söylediğimizi anlıyor ne de yüzümüze bakıyordu. Gözlerinde çok büyük bir korku vardı. Mecburen Hakan'ın kafasını sert bir oduna vurup onu bayılttım. Hamza, oğlum ne yaptın sen, delirdin mi? Neden vurdun kardeşimi diye bağırdı. Ben de Hamza'ya, başka çaremiz yok. Hadi tut kolundan, onu buradan bırakalım dedim. Hakan'ı sırtlayıp koşmaya başladık. Korkudan o kadar çok uzağa gelmiştik ki daha önce bu taraflara hiç ayak basmamıştık. Ne yapalım, nereye kaçalım diye dolanırken karşımıza bir mağara çıktı. İşte belki de kurtuluşumuz burası dedim. Koşup mağaranın önüne geldik. Biz bunları yaparken ormanın arka tarafından korkunç çığlık sesleri yükseliyordu. Akıl almaz derecede kulak tırmalayan seslerdi. Vakit kaybetmeden içi kapkaranlık olan bu mağaraya daldık. Burası kocaman bir yerdi. Git bitmiyordu. Bir süre ilerledik ve kuytu bir köşede durup Hakan'ı yere yatırdık. O kendine gelene kadar Hamza ile birbirimize fısıldayarak konuşmaya başladık. Hamza bana, kardeş biz bu işin içinden nasıl çıkacağız? Onlar da neydi öyle? Neden o altınlara böyle sahip çıktılar dedi. Bunları söylerken yaşadığı korku gözlerinden okunuyordu. Ne söylediğinden çok sesindeki titreme bana bulunduğumuz durumu net bir şekilde anlatıyordu zaten. Ona, merak etme. Burada saklanıp sabaha kadar ses çıkarmadan bekleyeceğiz. Allah'ın izniyle bizi bulamayız. Allah'ın izniyle bizi bulamayıp vazgeçerler belki dedim. Planımız buydu. Oturup bizi bulmasınlar diye dua etmekten başka yapabileceğimiz bir şey yoktu. Mağaranın içine girdiğimizden beri iblislerin çıkardığı o korkunç sesler bayağı bir azalmıştı. En azından burada biraz olsun güvende olduğumuzu düşünüyordum. Ama mağaranın içinde öyle bir karanlıktı ki fark edilmemek için elimdeki feneri söndürdüğümden beri göz gözü görmüyordu. Buraya geleli yaklaşık yarım saat kadar olmuştu. Arkadan Hakan'ın inleme sesleri gelince
Hemen koşup yanına gittik. Çocuk titremeye başlamıştı. Gözlerimizin önünde şok geçiriyordu. Gördüklerini kaldıramadı tabii. Hakan'la ilgilendiğimiz sırada mağaranın giriş tarafından sesler geldiğini duyduk. Korkulan oluyordu galiba. Bizi buldular. Biraz önce ormandan gelen o çığlık sesleri şimdi çok daha net ve yüksek şekilde duyuluyordu. Allah'ım, nasıl bir şeyin içine düştük biz böyle? Hakan ağzından köpükler çıkarmaya başlamıştı. Tam olarak nerede olduğumuzu bile bilmediğimiz bir yerin kuytu bir mağarasında dışarıda bizi yakalamak için sabırsızlanan iblislerden saklanıyorduk. Şimdi nasıl kaçacaktık buradan? Tamamen köşeye sıkışmıştık artık. Mağara önünde toplanmış olan iblislerin gelmesi an meselesiydi. Öyle sesler çıkarıyorlardı ki korkudan düşüp bayılmamak için kendimi sıkıyordum. Hakan'ı sırtlayıp mağaranın içine doğru bir umut ilerlemeye başladık. Elden başka bir şey gelmezdi. Arkamızdan geldiklerini duyuyordum. Mağaranın içinde attıkları adımlar, çıkardıkları sesler her yerde yankılanıyordu. İçimden bildiğim tüm dualar ediyordum. Ses çıkarmadan ilerlerken Hakan iyice kötüledi. Mecburen durup onu yere yatırdık. Felaket derecede titriyordu. Eğilip göz kapağını kaldırıp gözlerine baktım. Göz bebeği kıpkırmızı olmuştu. Onu öyle görünce ne oluyor diye düşünmeye kalmadan Hakan olduğu yerden kalktı. Karşımıza dikildi ve gözlerini açtı. Çok şükür kendine geldi diye düşündük ama öyle olmadı. Göz bebekleri kıpkırmızı olmuş. Bize bir farklı bakıyordu. Yüzünde nefret ifadesi vardı. Hakan, ne oluyor oğlum? Korkma biz dedim. Söylediklerimi umursamadı bile. Doğrudan üzerimize yürüyüp burada öleceksiniz dedi. Sesi öyle kalın, öyle acayip çıktı ki nutkumuz tutuldu. Karşımızdaki Hakan değildi sanki. Bize doğru gelen iblisler gibi konuşuyor, onlar gibi bakıyordu. Ona kilitlenmiş bakarken cinniler mağaranın ortasına kadar yanı başımıza geldiler. O yönü tamamen kapatmışlardı. Her biri birbirinden acayip sesler çıkarıyor, bize saldırmaya hazırlanıyorlardı. Onlara dönüp baktığımda kendi kendime yolun sonuna geldim Mustafa dedim. İçimden son duamı edecektim. Başka çarem kalmamıştı. O an Hamza için çok kötü. Benim için ise bir nevi iyi bir şey oldu. Hakan hiç beklemediğimiz anda Hamza'ya saldırdı. Canice ona vuruyor, tekmeler savuruyordu. O an anladım ki Hakan'ın şu an yaptıklarını ona musallat olmuş bir cinni bedenine hükmederek yaptırıyordu. Diğer yandan hızla gelen diğer iblisleri de görünce düşünmek için birkaç saniyelik vaktim vardı. Ya ölümüne Hamza'ya yardım edecektim ya da onu orada Hakan ve cinlilerle bırakıp kaçacaktım. O an korku ve panik içindeydim. Mecburen kendi canımı kurtarmayı seçtim. İkisini bırakıp can havliyle koştum. Mağaranın karanlığına, iç kısımlarına doğru gidiyordum. Durmadan koşarken bir şey oldu. Biraz ileriden karanlığı azaltan bir ışık gördüm. Bu ışığa doğru bir umut koştum. Oraya vardığımda mağaranın başka bir girişini bulmuştum. Son bir kez arkama baktığımda bir düzine cinli soluksuzca peşimden geliyordu. Çığlık, kıyamet, bağırışlarla birlikte gözleri dönmüş gibiydiler. Panik içindeydim. Korkudan sürekli Bismillah, Bismillah diye bağırarak mağaradan çıktım. Artık gün ağrıyordu. Gecenin uğursuz karanlığa gidiyordu. Mağaradan kaçarken onların arkamdan geldiklerini duyuyordum. Bu sefer olmaz. Bu sefer kendimi onlara yakalatmaya niyetim yok. Durmadan koştum. Allah'a şükürler olsun ki mağaranın çıkışını sonunda buldum. Var gücümle koşarak oradan uzaklaştım. Arkama bile bakmıyordum. Dakikalarca koştum. En sonunda defineyi bulmak için kazdığımız yere vardım. Orada bir kalabalık vardı. İyice yaklaştığımda babam, annem, komşularımız oradaydı. Babam beni görünce önce yüzüme bir tokat attı. Daha sonra da gözleri dolu dolu bana sarıldı. İşte o an anladım. O cinlilerin neden beni yakalayamadığını, beni babamın bizden erkenki ettiği kuvvetli dualar korumuştu. Ağlayarak onlara çocukların durumundan bahsettim. Koşarak mağaraya geldik. O mahlukların hiçbirisi artık buralarda değillerdi. Ortada defini falan da kalmamıştı. Mağara içine girdiğimizde kuzenlerimi bulduk evet ama öyle bir şekilde bulduk ki ikisi de onları bıraktığım yerde birbirlerine sarılı halde ölmüş can vermişlerdi. Onları öyle gördüğüm an kendime yeminler ettim. Bir gün tüm o cinli mahluklardan bunun hesabını soracaktım. Onlar biraz hırsımız, biraz salaklığımız yüzünden ölmüştü. Keşke bu kadar kör olmasaydık da onlar yaşasaydı. Ama eninde sonunda bize bunları yaşatanları, bize yaşattıklarını yaşatmadan ölmeyeceğim. Hikaye bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup
bildirimleri açarak yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça